Sevgili seyirciler, yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alper Eteş. Yine 4 yarışmacımız stüdyomuzda hazır. Keyifle önümüzdeki 1,5 saat boyunca sorularımızı cevaplayacağız. Bu yolculukta bize eşlik ederseniz mutlu oluruz efendim. Yarışmacılarımızın gönderdiği videoları izleyerek Ben Bilirim'in yepyeni bölümü başlıyor. Merhaba, ismim Cem Yurdakul. 42 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Veteriner hekimlik yapmaktayım. 10 yaşında Rüzgar isminde bir oğlum var. Yarış atları, spor, tiyatro, hobilerim arasında tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Merhaba, ben Tolga Mutsu. 1976 İstanbul doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Evliyim, 6 yaşında Elif Selin isminde bir kızım var. Hobilerim eski harita ve İstanbul dönemlerini topluyorum. Bununla beraber motosiklet kullanmak, spor yapmak ve yazın zıpkına balık avlamak diğer ilgilendiğim alanlar. Yarışmacılara ve izleyicilere keyifli bir yarışma diliyorum. Herkese başarılar. İsmim Betül Ünal. İstanbul'da yaşıyorum. 26 yaşındayım. Veteriner hekimim. Boş zamanlarımda yürüyüş yapmayı, yüzmeyi ve balık tutmayı seviyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ismim Özlem Ögen Yurdakul. İstanbul'da yaşıyorum. Medya sektöründe çalışıyorum. Ben Bilirim yarışmasına katılacağım ve rakiplerime Hodri Meydan diyorum. Efendim, bugünkü yarışmacılarımızın videolarını izledik. İçlerinde çok iddialı isimler de var. Şimdi onları stüdyomuzda tanıma vakti. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün 1 numaralı masamızda Betül Hanım, 2 numaralı masamızda Tolga Bey, 3 numarada Özlem Hanım ve 4 numarada Cem Bey ile sorularımızı cevaplayacağız. Özlem Hanım, çok iddialı girmişsiniz. Valla iddialı girmiştim ama burası farklıymış. Bütün iddiamı geri alıyorum. Daha bir şey görmedik ya. Yoktu. Ne zaman? Heyecanlandım. Hep ön tarafı merak ediyordum televizyoncu olarak. Arkası daha iyiymiş. Öyle mi? Daha mı rahat diyorsunuz? Öyleymiş. Hemen Özlem Hanım'ın yerine bir yarışmacı. Yok ama ben burada da başarılı olacağınızı düşünüyorum. Özlem Hanım kaç yıl oldu sektörde? 23. 23 yıllık televizyoncu. Eşi Cem Bey var. Cem Bey'in mesai arkadaşı, uzun yıllardır arkadaşı aynı zamanda Tolga Bey var ve Betül Hanım var. İnşallah güzel, keyifli bir gün olacak. Kısa kısa minik tanışmalarla yolumuza başlıyoruz efendim. Betül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Sizin ekibe dahil olmanız nasıl oldu? Benim ekibe dahil olmam aslında 24 saati doldurmadı. Ekip kurulurken evet, özellikle... Dün akşam haberim oldu. Hani böyle bir yarışma var dedi Cem abi. Aynı zamanda... Siz aynı zamanda oluyor. Beraber çalışıyorsunuz. Evet, beraber çalışıyoruz. Evet. Özel veteriner kliniğinde. Ben onların yanında çalışıyorum. Beraber. Beraber çalışıyoruz. Haber verdi bana. Ben de kabul ettim. Süpersiniz. Evet, bugün buradayız. Enerjisi, sinerjisi yüksek bir ekip. Umarım keyifli geçer. Umarım. Evet, biraz heyecanlıyız. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hepimiz heyecanlıyız. Ama o heyecandan besleniyoruz bir yandan evet. Da. Güzel geçecektir inşallah efendim. İnşallah. Tolga Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Alper Bey. Ben 1976 İstanbul doğumluyum. Uzun yıllar ilaç sektöründe görev yaptım. Aslında veteriner hekimim. Cem'le yaklaşık 20 küsur senedir arkadaşız, sınıf arkadaşıyız. Ticaretle uğraşıyorum şu anda. Kurumsal hayatı bıraktım. 6 yaşında bir kızım var. İsmi Elif Selin. Allah bağışlasın. Sağ olun. 7 yıllık da evliyim. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben iddialı değilim. Onlar iddialısın dese de ben gerçekten değilim. Hep beraber keyifli bir gün ve yarışma geçirmeye, böyle bir deneyim katmaya, anı biriktirmeye geldim. Harikasınız. Hoş geldiniz tekrar Tolga Bey. Özlem Hanım, eşinizle aranızdaki rekabete ne diyorsunuz? Nasıl geçer bugün? Vallahi o gizli bir bence bilgin. Ya benden daha iyi olabilir bu konuda. Olayı tamamen ben organize etsem de arkadaşlarım benden daha yetenekliler. Güzel eğleneceğiz bence. Bence birlikte de güzel geçecek. Güzel vakit geçireceğiz. İyi olan kazansın diyeceğiz. Hadi bakalım. Ne yapalım? Hayırlı uğurlu olsun tekrar Ben Bilirim heyecanı 4 yarışmacımıza da. Cem Bey, siz ne dersiniz? Vallahi öncelikle eşimin söylediklerine teşekkür ederim de öyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum, göreceğim. Tüm arkadaşlara başarılar dilemek isterdim ama çıkışta hep beraber yemek yerken iyi şeyler konuşup gülmek, eğlenmek güzel bir anıydı demek isterim. Süpersiniz efendim. Ben de 4 yarışmacımıza başarılar dileyerek artık Ben Bilirim'in ilk turuna başlayalım diyorum. İlk turda 28 sorumuz olacak. Sırayla cevaplayacağız. Zaten az önce bir antrenman yaptık. Gayet güzel yarıştık. Bakalım burada nasıl geçecek? Sevgili seyirciler, yepyeni bölümümüze başlıyoruz. İlk sorumuzu seçerek kiminle? Betül Hanım'la. Buyursunlar. Harf tablomuz ekranımıza geldi. Ne dersiniz Betül Hanım? Çiğdem'in Ç'si diyorum ben. Çiğdem'in Ç'si. 40 evet. Puanlık sorumuz. Kategorimiz coğrafyaymış Betül Hanım.
İlk sorumuz geliyor efendim. Türkiye ile Yunanistan sınır hattında bulunan nehirdir. Süremiz başladı. Meriç Nehri. Meriç Nehri dedik. Evet. Doğru mu görelim. Tebrikler Betül Hanım. Betül Hanım güzel bir giriş yaptı. Darısı diğer yarışmacılarımızın başına. Şimdi de Tolga Bey'le alıyoruz ilk sorusunu. Ben kızımın ismi Elif, Elif'in E'si. Elif'in E'si 70 puan değerinde. Kategorimiz genel kültür olacak Tolga Bey. Buyursunlar efendim, sorunuz ekranda. 2010 Dünya Kupası ile özdeşleşen müzik aletidir. Süremiz başladı. Vuvuzela'ydı galiba ama. Efendim? Vuvuzela mı? Vuvuzela'ydı diye hatırlıyorum ama. Vuvuzela. Eğer doğruysa 70 puan kazandıracak. Doğru mu görelim. Kutlarız Tolga Bey. Süper. 2'de 2 yaptık. Darısı Özlem Hanım'ın başına. Buyursunlar, seçiyoruz. Şimdi Tolga Elif'in E'si dedi. Benim de oğlum var. Rüzgar'ın R'si diyor. Rüzgar'ın R'si, Allah bağışlasın. 40 puan değerinde. Kategorimiz genel kültür olacak. Özlem Hanım'ın sorusu ekranımıza geliyor. Hamamlarda musluk altında bulunan mermer taştır. Süremiz başladı. Kurna. Kurna. Doğru mu görelim. Kutlarız Özlem Hanım. Süper. Fire vermedik şu ana kadar. Herkes sorularını cevapladı. Darısı Cem Bey'in başına. Böyle gelmeseydik daha iyiydi. Cem Bey'in harfleri ekranda. Ne dersiniz efendim? Oğlumu Zu Özlem söylediğine göre ben Niksar'ın N'si. Niksar'ın N'si 60 puan değerinde. Kategorimiz anlam bilgisi olacak Cem Bey. Sorunuz geliyor efendim. Durup dinlenmeden konuşan kimseler için kullanılan bir sıfattır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Durup dinlenmeden konuşan kimseler için kullanılan sıfat ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Bence gelecek birazdan. Bir tane daha. Çok konuşan. Sürekli konuşan. Bir tane daha. Son iki harfimiz kaldı Tolga Bey. Ben bilirim dedi. Çalçene. Çalçene. 20 puanlık soruda Tolga Bey hanesine yazdıracak mı efendim puanları? Görelim. Kutlarız Tolga Bey. Burada da Tolga Bey'e gitti efendim puanlarımız. İlk 4 soruyu geride bıraktık. 3 yarışmacımız puan aldı. Birazdan Cem Bey de açılışı yapacak inşallah. İnşallah. Hadi inşallah. Ve tekrar Betül Hanım'dayız. Samsun'un S'si demek istiyorum. Samsun'un S'si 70 puan değerinde. Kategorimiz coğrafya. Size az önce de coğrafya gelmişti evet, herhalde. Evet. Evet. Buyursunlar efendim. Sorumuzu alıyoruz. Başkenti Colombo, eski adı Seylan olan ve Hint Okyanusu'nda bulunan ülkedir. Süremiz başladı. Buyurun. Size zaten söz hakkı. Pardon. San Diego. San Diego. Doğru mu görelim? Değilmiş. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen Özlem Hanım. San Paulo. Efendim? San Paulo. San Paulo dedik. Doğru mu görelim? Değilmiş. Buyurun Tolga Bey. Sri Lanka. Sri Lanka. Üçüncü tahmin. 70 puan kazandık mı görelim. Tebrikler Tolga Bey. Evet, bu cevabın ardından Tolga Bey puan durumunda nereye ulaşmış baktığımızda efendim 160 puanla liderlik koltuğunda ve şimdi de Tolga Bey kendi sorusunu seçiyor.
Eşimin ismi Aylin, Aylin'in A'sı. Aylin'in A'sı 50 puan değerinde. Kategorimiz hayvanlar alemi. Tamam. Sorumuz geliyor. Yeni doğmuş, henüz anne sütüyle beslenen sığır yavrusudur. Süremiz başladı. Buzağı. Buzağı. Doğru mu görelim? Kutlarız Tolga Bey'i. Bunu bilemeseydim ayıp olurdu herhalde. Efendim Tolga? Bunu bilemeseydim ayıp olurdu herhalde. Evet, bugün stüdyomuzda 3 veteriner hekimimiz var. Evet. Ve Tolga Bey'e buzağı geldi. O da anında gördü. Tebrik ederim efendim. Ve geçiyoruz Özlem Hanım'a. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi 60 puan değerinde. Kategorimiz günümüzden bir oyuncu sorusu var efendim. Görelim hadi. Yaprak Dökümü dizisinde Necla rolüyle ün kazanan Evcen soyadıyla tanınmış oyuncunun adıdır. Süremiz başladı. Fahriye. Fahriye. Doğru mu görelim? Güzel. Ve efendim buradan da puanları sektirmedik. Şimdi de Cem Bey'deyiz. Beni atlasak? Estağfurullah Cem Bey. Alacağız birazdan ya. Tamam. Bence bu soru o soru. Özlem'in Ö'sü. Özlem'in Ö'sü. 50 puan değerinde. Kategorimiz sağlık olacak Cem Bey. Sorumuz geliyor. Buğday, arpa, çavdar gibi tahılların içerdiği aşırı glütene karşı duyarlılığa bağlı olarak görülen hastalıktır. Süremiz başladı. Çölyak. Çölyak. Doğruysa Cem Bey ben bilirimdeki ilk puanını alacak. Doğru mu görelim? Kutlarız Cem Bey. Özlem'in Ö'sü dedi ya. Evet. Eşi uğurlu geldi. Tabii. Az önce de beni geçin, beni geçin diyordu ama Cem Bey gördüğünüz gibi yani hemen oluyormuş. Çözüyoruz. Evet, güzel. Şimdi de tekrar Betül Hanım'la seçiyoruz efendim. Giresun'un G'si demek istiyorum. Giresun'un G'si evet. 50 puan değerinde. Kategorimiz anlam bilgisi olacak Betül Hanım. Sorunuz ekranda efendim. Aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandıkları özel dil veya söz dağarcığıdır. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif. Tolga Bey ben bilirim dedi. Jargon. Jargon. Jargon doğru mu? Görelim. Tolga Bey sekenleri iyi değerlendiriyor. Tolga Bey'e gitti efendim puanlar. Şimdi de sizin sorunuz. Ben Tepeköy'ün T'si. Tepeköy'ün T'si. 60 puan değerinde kategorimiz sinema olacak Tolga Bey. Alırız sorumuzu. İki sihirbazın rekabetini, birbirlerinin gösterilerini sabote etme çabalarını konu alan 2006 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Özellikle sinema filmlerinin oylandığı sitelerde yüksek puana sahip bir filmdir. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir Christopher Nolan filmidir. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. İki sihirbazın rekabeti. Ne olabilir o aradığımız film? Bir tane daha. Filmin adı aynı zamanda filmde şöyle aktarılmaktadır. O sihirbazlık gösterisinin o herkesi hayrete düşüren final sahnesi için bu adı kullanırız derler filmde. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Ve Cem Bey ben bilirim dedi. Prestij. Prestij. Doğru mu? Görelim. Biraz zor oldu.
Kutlarız Cem Bey'i. Burada da puanlar Cem Bey'in hanesine yazıldı efendim. Tolga Bey'in sorusuydu. Ve şimdi de Özlem Hanım seçiyor sorusunu. P. Patatesin P'si 60 puan değerinde. Kategorimiz futbol. Stüdyoya girer girmez Özlem Hanım dedi ki ya bugün futbol sorusu varsa... Hiç bilmiyorum, inanın bana. Gerçekten. İnşallah bana denk gelmez. Gerçi demişti. Ötekilerini de bildiğim söylenemez ama neyse. Yok estağfurullah, alıyoruz. Aldık puanları, şu an kötü değiliz. Pele'yi biliyorum, Pele olur mu? Pele'yi soralım hemen. Pele'yi biliyorum. Sorduk daha önce Pele'yi siyahlıcı olarak. Evet, bu kez bizden bir futbol sorusu gelecek efendim, buyursunlar. 2018-2019 sezonunda Sportoto Süper Lig'de yer alan bir kulübümüzdür. Süremiz başladı. Kesin siz biliyorsunuz. Hangi kulübümüz olabilir? Süremiz de olmak üzere. Bilmiyorum. Gelmedi ve Cem Bey ben bilirim dedi. Göztepe. Göztepe. İzmir'in güzide kulübü Göztepe. Doğru mu görelim? Kutlarız Cem Bey. Teşekkür ederim. Ve efendim zaten aile içinde kaldı puanlar. Özlem Hanım'dan sekti, eşine yazıldı puanlar. Artık futbol izleme davetlerime daha sıcak bakar diye düşünüyorum. Yorumsuz kaldı Özlem Hanım. Ve efendim yeniden Cem Bey'e dönüyoruz. Van'ın V'si. Van'ın V'si 60 puan değerinde. Kategorimiz bir gazeteciymiş efendim. Alırız. Özellikle uzun yıllar yaptığı A Takımı isimli haber programıyla hatırlanan gazetecidir. Süreniz başladı. Savaş Ay. Savaş Ay. Doğru mu görelim? Kutlarız Cem Bey'i. Rahmetli Savaş abiyle bizim de yaklaşık 3 yıl beraber çalışmışlığımız oldu. Bu sektörde ne öğrendiysek temellerini onunla birlikte attık. Çok iyi bir ustaydı. Çok önemli bir televizyon haberciliği hocasıydı. Bir kez daha saygıyla ve rahmetle anmış olalım efendim Savaş Ay'ı da. Aslında bir nesil onunla birlikte ve onun haberleriyle birlikte büyüdü. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Ve sıradaki sorumuzu kiminle seçiyoruz? Betül Hanım'la birlikte. Buyursunlar. Zonguldak'ın Z'si demek istiyorum. Zonguldak'ın Z'si 70 puan değerinde. Kategorimiz anlam bilgisi olacak Betül Hanım. Geliyor sorumuz. Anlamlarından biri çok zayıflamak olan sözcüktür. Süremiz başladı. Süzülmek. Süzülmek. Doğru mu görelim? Tebrik ederiz Betül Hanım'ı. Burada sektirmedi, güzel puan aldı. Kullanır mısınız günlük hayatta çok süzülmek kelimesini? Spor yaptığımız zamanlarda duyuyoruz genelde. Evet, biraz süzülmüşsün evet. Falan diye günlük hayatta da çok fazla kullandığımız, evet. Günlük dilde kullandığımız bir cevaptı. Evet. Ve Tolga Bey'e geçiyoruz efendim. Kaleköy'ün K'sı. Kaleköy'ün K'sı dedi Tolga Bey. 50 puan değerinde. Kategorimiz coğrafya olacak efendim. Alıyoruz sorumuzu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz ölçümü en büyük, nüfus yoğunluğu en az olan eyaletidir. Süremiz başladı. Alaska. Alaska. Doğru mu görelim? Tebrik ederiz Tolga Bey'i. Bu arada puan tablosuna şöyle bir bakacak olursak bu cevabın ardından Tolga Bey 310 puana ulaşmış. Ama tablonun şöyle bir güzelliği var. Yüzün altında hiçbir yarışmacımız yok. Birkaç soruyla herkes liderlik koltuğunu tadabilir efendim. Bakalım Özlem Hanım buradan puan alacak mı? Buyursunlar. Urfa'nın U'su. Urfa'nın U'su. 70 puan değerinde bir süs eşyası varmış Özlem Hanım. Az önceki futboldaki soruyu böyle telafi edebiliriz belki. Buyursunlar geliyor.
Tahtadan yapılmış, iç içe bebeklerden oluşan süs eşyasıdır. Süremiz başladı. Rus bebekleri biliyorum da ismini hatırlayamadım şimdi. Gelmedi tüm butonlar aktif Tolga Bey, ben bilirim dedi. Matruşka. Matruşka. 70 puan demek, doğru mu görelim. Kutlarız Tolga Bey efendim. Ve şimdi de Cem Bey ile seçiyoruz sorumuzu. Cem'in C'si. Cem'in C'si. 50 puan değerinde bir isim arıyormuşuz Cem Bey bu soruda. Buyursunlar efendim, geliyor. Ayrılık ve ayrılık acısı anlamlarına gelen, genellikle kız çocuklarına verilen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi ve buyurun Özlem Hanım. Hicran. Hicran. Bakalım yine puanlar aile içinde mi dağılacak? Hicran. Doğru mu görelim. Kutlarız Özlem Hanım'ı. İyi telafi ettiniz yalnız. Yani tabii şimdi kelimeler olunca onları biraz bilebiliyorum da. Futbollar falan. Evet. Sağlık olsun diyelim. Daha çok anlam bilgisi sorusu var. İkinci turda özellikle atasözleri, deyimler çok soruyoruz. Orada belki de daha yüksek puanlar alacağız Özlem Hanım. İnşallah. İnşallah. Ve şimdi de Betül Hanım seçecek sorusunu. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si. 40 puan değerinde bir genel kültür sorusu gelecek Betül Hanım sizin için. Hadi alalım. Doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle bilinen Vazelon ve Sümela manastırlarının bulunduğu ilçedir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Cem Bey ben bilirim dedi. Maçka. Maçka. Vazelon ve Sümela manastırlarının bulunduğu ilçe. Doğru mu görelim. Süper. Bu da hızlı geldi. Sadece Betül Hanım'a o süre biraz kısa yarışma geldi. Yarışma heyecanı, evet. Evet, yarışma heyecanından oldu bence de. Sağlık olsun efendim. Birazdan birazdan başkalarının heyecanlandığı yerde de siz alırsınız puanları. Ve şimdi de Tolga Bey'deyiz. Bademli Köy'ün B'si. Bademli Köy'ün B'si. 60 puan değerinde kategorimiz anlam bilgisi Tolga Bey. Geliyor sorumuz. Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan kısımdır. Süremiz başladı. Baş köşe. Baş köşe. Doğru mu görelim. Harika. Buna da hemen ulaştık ve efendim döndük Özlem Hanım'a. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 50 puan değerinde. Kategorimiz genel kültür. Sorumuz geliyor. Ünlü saat kulesi Big Ben'in bulunduğu Avrupa şehridir. Süremiz başladı. Londra. Londra. Doğru mu görelim. Kutlarız. 150 yıl çalıştıktan sonra 2017'de restorasyona girmişti. Yaklaşık 30 milyon liralık, 30 milyon euroluk bir bütçesi varmış. Restorasyon devam ediyordu. Big Ben Özlem Hanım'a Londra ile puan kazandırdı efendim. Şimdi de eşi Cem Bey'deyiz. Şımarığın Ş'si. Şımarığın Ş'si 70 puan değerinde. Kategorimiz genel kültür. Buyursunlar, sorumuz geliyor. Bir aşk hikayesi için yazıldığı söylenen meşhur türküde adı geçen Samsun'a bağlı ilçedir. Süreniz başladı. Çarşamba. Çarşamba. Doğru mu görelim. Kutlarız Cem Bey'i. Cem Bey, türkü biliyor musunuz? Bilirim.
Çarşamba... Öğretebilirsiniz. Yok, çarşambayı şöyle... sel aldı. Çok güzel söyledi. Çarşambayı sel aldı. Evet. Bir yer sevdim, el aldı. Keşke sevmez olaydım. Elim koynumda kaldı. Cem Bey'e puan kazandırdı. Samsun'un Çarşamba ilçesi. Bir kez daha tebrik ederiz. Sizin teşekkür ederiz. Memleketiniz ailetten herhalde değil mi? Ben de Çarşamba'da okudum 7 yıl boyunca. Anadolu Lisesi'ni kazandıktan sonra oraya gitmiştim. Ve 7 yıl eğitim gördüğüm yerdir efendim. Tüm Çarşamba Anadolu Lisesi mezunu arkadaşlara da saygılar. Hazır Betül Hanım pası atmışken. Ben de Samsunluyum çünkü. Süper. Samsun'da çok yarışmacımız oluyor. Özlem Hanım da bu arada şarkı türküyü söylesin diye pası atıyor. Söyler falan. Şu an yani sözlerini hatırlayamadım da normal bir zamanda söylerim. Peki dışarıda yayından sonra Cem Bey'den dinleyeceğim ben. Ve efendim geçiyoruz sıradaki sorumuza Betül Hanım'la beraber. Hakkari'nin H'si. Hakkari'nin H'si 70 puan değerinde. Kategorimiz genel kültür olacak. Buyursunlar, Betül Hanım'ın sorusu geliyor. Antik Yunan ve Roma'da at ve araba yarışlarının yapıldığı yerdir. Süremiz başladı. Gelir mi? Gelmedi. Tolga Bey ben bilirim dedi. Hipodrom? Hipodrom. Doğru mu görelim? Tebrik ederiz Tolga Bey'i. Ben de bastıramadım olmadı. Evet, Cem Bey yetişememiş. Yetişemedim. Ama bu soruda yine eminim Betül Hanım heyecanına yenik düştü. Çünkü orada antik görmek biraz galiba bizi aldattı. Evet. Sağlık olsun diyelim efendim. Cevapladıktan sonra onaylıyoruz ama. Evet. Zaten genelde tercihimiz cevapların birçoğu bilinsin ama hani sorularda bazen... sorunun soruluş şeklinde oynamalar oluyor. Ve efendim şimdi de Tolga Bey'e geçiyoruz. Buyursunlar. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si değeri 60 puan. Kategorimiz müzik olacak Tolga Bey bu soruda. Geliyor efendim. Bulguru kaynatırlar şeklinde başlayan ve birçok sanatçının seslendirdiği sevilen türküdür. Süremiz başladı. Fasulya. Bulguru kaynatırlar, fasulya dedik. Doğru mu görelim? Fasulya değilmiş. Betül Hanım? Farfara. Farfara. Bulguru kaynatırlar diye başlayan türkü için Betül Hanım'ın da tahmini farfara. Doğru mu görelim? Değilmiş. Özlem Hanım? Fidayda. Fidayda. Eğer doğruysa puanlar Özlem Hanım'a gidecek. Görelim. Evet, burada da rakiplerimiz... Çok güzel söyler. Söylerim. Söyler misiniz? Bir dakika. Söyleyemem. Sözünü bilmiyorum. Tamam. Özlem Hanım da inşallah dışarıda söyleyecek. Cem Bey'le düet yaptıracağız dışarıda. Bu arada Hüdayda olarak da kabul ediliyor aynı zamanda. Hüdayda şeklinde de Fidayda şeklinde de söylenmiş efendim. Türkümüzdü. Özlem Hanım'a gitti puanlar. Şimdi de sorumuzu kendisi seçecek. Özlem Hanım. Ordunun O'su. Ordunun O'su. 40 puanlık sorumuz. Kategorimiz hayvanlar alemi olacak. Sorumuz geliyor. Avustralya'da yaşayan, okaliptus yapraklarıyla beslenen, kuyruksuz, keseli bir hayvandır. Süremiz başladı. Ay basmıyordum. Koala. Koala. Doğru mu görelim? Süper. Bunu da hızlı geçtik efendim. Şimdi de Cem Bey seçiyor. Yumuşak G. Yumuşak G 70 puan değerinde. Kategorimiz bitki olacak Cem Bey. Alıyoruz efendim sorunuzu. Güne bakan, gün döndü, gün aşık gibi isimlerle anılan bitkidir. Süremiz başladı. Ayçiçeği. Ayçiçeği. Doğru mu görelim? Kutlarız Cem Bey'i de. Harika. Şimdi puan tablosuna bakacağız efendim. Ne durumdayız? 510 puanla Tolga Bey lider. 370 ile Cem Bey. 300 puanla Özlem Hanım ve 110 puanla da Betül Hanım yarışı sürdürüyorlar efendim.
Kaldı artık son 4 sorumuz. Bakalım ilk turun galibi kim olacak? Aslında sıralamada Tolga Bey avantajlı gözüküyor. Bakalım nasıl bir tabloyla tamamlayacağız ilk turu. Betül Hanım buyurun. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi 70 puan değerinde. Kategorimiz tarih olacak bu kez Betül Hanım için. Geliyor sorumuz. Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahıdır. Süremiz başladı. Gelmedi ve Tolga Bey ben bilirim dedi. Orhan Bey. Orhan Bey. Orhan Gazi dedik. Doğru mu görelim? Ve Tolga Bey'deyiz. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. 60 puan değerinde kategorimiz jeolojiymiş Tolga Bey. Geliyor sorumuz. Yer biliminde toprak kaymasına verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif Özlem Hanım ben bilirim dedi. Heyelan. Heyelan. Doğru mu? Görelim. Kutlarız Özlem Hanım. Çok çabaladı Cem ama butonu yakalayamadı bu sefer. Evet. Bu kez eşinden hızlı davrandı Özlem Hanım ve puanları yazdırdı hanesine. Şimdi de Özlem Hanım seçiyor sorusunu. Evet, iki sevdiğim harf. Irmağın ı'sı. Irmağın ı'sı 70 puanlık sorumuz. Kategorimiz anlam bilgisidir. Sorumuz şöyle sorulmuştur. İçinde bulunması gereken şeyler olmayan, bomboş anlamında kullanılan bir sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi ve Cem Bey ben bilirim dedi. Tam takır. Tam takır. Doğru mu? Görelim. Tebrik ederiz Cem Bey'i de. Burada da eşinin puanları Cem Bey'e gitti. Bakalım son sorumuzda Cem Bey puan alabilecek mi? Geliyor efendim harflerimiz. Üzümün ü'sü. Üzümün ü'sü. İlk turumuzda kalan son harf ü'ydü. 70 puan değerinde. Kategorimiz müzik olacak Cem Bey. Buyursunlar geliyor sorumuz. Erkin Koray'ın 80'li yıllardan günümüze kadar ulaşan efsane şarkılarından biridir. Süremiz başladı. Çöpçüler. Efendim? Çöpçüler. Çöpçüler. Doğru mu görelim? Ve son anda verdiği cevapla Cem Bey ilk turu kapattı efendim. Son sorunun puanlarını hanesine yazdırarak. Puan tablosuna bir kez daha baktığımızda 580'le Tolga Bey, 510'la Cem Bey epey yaklaştı koltuğa. 360 Özlem Hanım ve 110 puanla da Betül Hanım tamamladı. Betül Hanım ne dersiniz ilk turun bir değerlendirmesini yapsak? İlk sorudaki başarımı devamında sağlayamadım açıkçası. Meriç Nehri'ydi değil mi ilk evet, sorumuz? Meriç evet Nehri'ydi. Heyecanlandım. Şimdi inşallah ikinci turda yepyeni bir sayfa açıyoruz. Evet. Orada daha güzel cevaplar, daha hızlı cevaplar gelir ama beyler de çok fırsat vermiyorlar yani. Tolga Bey'le Cem Bey, evet, çok hızlılar, çok başarılılar. İnşallah güzel bir ikinci tur geçiririz Betül Hanım beraber. Özlem Hanım sizin için nasıl geçti ilk tur? Güzel geçti gerçekten ama aklına gelmiyor insanın. Çok ilginç. Belki de bu biraz pratiklikle ilgili bir şey olabilir ya da beyni çok kullanmakla ilgili olabilir. Bildiğin bir şey ama aklına gelmiyor. Arkadaşın geliyor. O arkadaşın da gelmiş ki aralarında az fark var. Biz de Betül'le işte burada böyle ufak ufak bilmeye çalışırız. Evet, bir yandan zamanla bir yandan rakiplerle yarışıyoruz. O yüzden dediğiniz gibi o her zaman cevaba ulaşamıyoruz. İnşallah daha verimli geçer ikinci tur. İnşallah. O zaman efendim 4 yarışmacımızla beylerle konuşmuyoruz. Zaten onların tabloları konuşuyor. Güzel puanları var. İkinci turumuza birlikte geçelim. Evet.
Efendim stüdyomuzda 3 veteriner hekimimiz, bir de televizyoncumuz var. Sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Şimdi de ikinci turumuza başlıyoruz. Betül Hanım ilk sorusunu seçecek. İkinci turumuz başlayacak. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 80 puan değerinde. Kategorimiz genel kültürmüş Betül Hanım. Buyursunlar. Dibinde bulunan ağırlık sebebiyle hep dik durabilen bir çeşit oyuncaktır. Süremiz başladı. Hacı Yatmaz. Hacı Yatmaz. Doğru mu görelim? Kutlarız Betül Hanım'ı. İkinci tura güzel bir açılış yaptı. İnşallah. İnşallah devamı da böyle olur efendim. Ve Tolga Bey'deyiz. Kızımın ikinci ismi Selin. Selin'in S'si. Selin'in S'si. Güzel puanı var. 100 puan değerinde. Kategorimiz müzik olacakmış Tolga Bey. Sorunuz geliyor efendim. Birçok yörenin türküsünü seslendiren, 23 long play ve kaset çıkaran, 11 sinema filminde rol alan Türk halk müziği sanatçısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Aradığımız usta Türk halk müziği sanatçısı kim olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Hayranları tarafından Türkü Bacı şeklinde de adlandırılır. Özlem Hanım. Belkıs Akkale. Belkıs Akkale. Doğru mu görelim? Tebrikler Özlem Hanım. Nedense erkek gibi düşünmüştüm. Ben de. Ama evet. Belkıs burada... Akkale ve o kadar filmde rol aldığını inanın bilmiyordum. Evet, rol aldığı epey film vardı. Birçok albümü vardı. Birçok yörenin türküsünü seslendiriyordu. Ve Özlem Hanım da çok güzel gördü efendim. Kutluyorum bir kez daha. Şimdi de Özlem Hanım kendi sorusunu seçiyor. Şe. Şanlıurfa'nın Şe'si. 100 puan değerinde. Bu kez kategorimiz mecaz olacak. Özlem Hanım sorunuz geliyor. Çok aceleci, kaygılı ve sabırsız kimseler için kullanılan mecazi bir sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi ve Betül Hanım ben bilirim dedi. Telaşe memuru. Telaşe memuru. Doğru mu? Görelim. Değilmiş ve Cem Bey buyurun. Telaşe müdürü, teşekkürler Betül. Telaşe müdürü. Doğru mu? Görelim. Süperiz. Evet Betül Hanım... Çok güzel asist çıkardı oradan. Evet. Ve kaleciyle karşı karşıya kalan Cem Bey güzel gol attı efendim. Zaten bence puanın yarısını Betül Hanım'a yazalım. Tamam. Peki kutlarız Cem Bey. Güzel tamamladınız. Şimdi kiminle devam ediyoruz? Cem Bey'le. Bize daha güzel goller seyrettirecek Beşiktaş'ımızın B'si. Beşiktaş'ın B'si. 80 puan değerinde, kategorimiz anlam bilgisi olacak. Buyursunlar geliyor. Gece yatıya kalmadan yapılan ziyaretler için kullanılan bir sözcüktür. Süremiz başladı. Günübirlik. Günübirlik. 80 puanlık sorumuz. Doğru mu görelim? Tebrikler Cem Bey. Ve ilk soruları gördük. Puan tablosuna birlikte bir göz attığımızda liderimiz değişti. 690 puanla yeni lider Cem Bey, 580 ile Tolga Bey takibi sürdürüyor. Özlem Hanım yarışta ben de varım dedi. Birazdan iki sorunun ardından belki de liderimiz Özlem Hanım da olabilir. 440. Betül Hanım talihsizlikleri atlatırsa o da birazdan final ihtimalini sürdürüyor efendim. Şimdi de Betül Hanım seçiyor sorusunu.
Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si, değeri 80 puan. Kategorimize baktığımızda bir oyuncu arıyormuşuz bu soruda. Betül Hanım, alırız efendim. 1981'de Türkiye Güzeli seçildikten sonra 1986 yapımı Çalı Kuşu dizisinin Feride'si olarak tanınan oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Özlem Hanım ben bilirim dedi. Aydan Şener. Aydan Şener. Doğru mu görelim? Özlem Hanım adım adım liderlik koltuğuna yürüyor. Bir toparladık sanki. Zaman geçtikçe evet, performans artıyor Özlem Hanım. Kesinlikle. Süper gidiyorsunuz, nazar değmesin. Ve efendim şimdi de Tolga Bey istiyor sorusunu. Gökçeada'nın G'si. Gökçeada'nın G'si 90 puan değerinde. Kategorimiz bir renkmiş. Geliyor sorumuz. Koyu kül grisine verilen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Koyu kül grisine verilen isim. Cem Bey. Katran rengi. Katran rengi. Salladım biraz ama. Doğru mu görelim? Değilmiş efendim. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Başka bir adı daha var. O daha yaygın kullanılıyor ama... Aa, buldun mu? Yok. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Bir tane daha. Haydi gelecek. Ben bilirim diyen var mı? Koyu kül grisine verilen isim. Bir tane daha. Bir tane daha. Bence gelecek. Buyurun Özlem Hanım. Kurşun rengi. Kurşun rengi. Ama çok zor bir yani gerçekten. Aynı zamanda kurşuni olarak da kullanılırdı. Doğru mu görelim? Kutluyorum editör arkadaşınızı. Kurşun rengi hiç aklıma gelmezdi. Evet, ama sonradan güzel ulaştınız. Evet. Puanlar Özlem Hanım'ın hanesine yazıldı efendim. Şimdi de sorusunu seçecek isim Özlem Hanım. İsmimin harfini seçeyim. Ö. Özlem'in Ö'sü 110 puan değerinde. Kategorimiz deyimmiş Özlem Hanım. Geliyor efendim sorumuz. Sevinç, öfke gibi duygular sonucu aşırı heyecanlanmak, kendine hakim olamamak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Bir şey görmek ama görmek. Gelmedi, tüm butonlar aktif. O deyimi ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Öfkeden nokta nokta diye kullanırız. Bir geldi, çok sinirliydi, çok öfkeliydi. Nokta noktaydı. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Ve Cem Bey ben bilirim dedi. Aşağıyı kaylamından galyana dönmek gibi bir şey değil mi? Olmadı, yok. Galyana dönmek. Yok yok. Tamam. Deliye dönmek gibi. Doğru mu görelim? Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Bir şeye dönmek. Bir tane daha bence gelecek. Ya odaya bir girdi. Çok kızgındı. Özlem Hanım. Buldum. Çılgına dönmek. Çılgına dönmek. Doğru mu görelim? Kutlarız Özlem Hanım'ı. Ve puan tablosuna bir kez daha bakalım. Nasıl etkilendi bu cevabın ardından? Özlem Hanım ikincilik koltuğunda. 690, 620.
Yarışmacılarımız ilk turda verdiği cevapların ardından Tolga Bey'in üzerine o kadar gittiler ki. Tolga Bey, bir suskunluk var bir süredir. Evet, daha siftah yapamadık, inşallah yapacağız. İnşallah sizinle de birazdan güzel puan alırız. Ve şimdi de geçiyoruz efendim sıradaki soru için Cem Bey'e. Rüzgarımın R'si. Rüzgarın R'si 100 puan değeri var. Bir edebiyat sorusu gelecek Cem Bey için. Alıyoruz. Rus ve dünya edebiyatının en ünlü klasiklerinden biri olan Tolstoy eseridir. Süreniz başladı. Gelmedi ve Tolga Bey ben bilirim dedi. Savaş ve Barış. Savaş ve Barış. Evet. Cem Bey pişman etti bu cevap. Doğru mu? Görelim. İkinci turun ilk puanlarını aldı böylece Tolga Bey. Güzel de puanı vardı efendim. Tabloya baktığımızda bu cevap Tolga Bey'i yeniden ikincilik koltuğuna taşıdı. Liderlik koltuğuyla arasında sadece 10 puan var. Ve söz Betül Hanım'da. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si 110 puan değerinde. Kategorimiz futbol olacak Betül Hanım. Evet. Geliyor efendim. En korktuğum yerden geldi. En korktuğunuz yer. Evet. Belki gerçi de... diğerlerinden çok bilmiş değilim ama. Yok estağfurullah. Yani... belki de o korktuğunuz yer sizin için dönüş noktası bakalım olacak. Bakalım ama çok zannetmiyorum. Bu kadar umutsuz olmayalım ya. Alacağız inşallah güzel. Yani falan. Hangi takımlısınız diye bile sorsanız hani emin olarak bir takım size söyleyemeyebilirim. Hangi takımlısınız? Beşiktaş. Bak, bence gayet emin söylediniz. Biraz baskı var onda yalnız. Betül Hanım efendim sorusu geliyor futbol. Çok merak ediyorum. Galatasaray'ın 18. kez kazanarak en çok şampiyon olan takım unvanını koruduğu turnuvadır. Süremiz başladı. Ne olabilir o turnuva? Şu an gerçekten boşlukları doldurmaya çalışıyorum. Gelmedi ve Özlem Hanım ben bilirim dedi. Türkiye Kupası. Türkiye Kupası. Doğru mu görelim? Teşekkürler. Kutlarız efendim. Sağ olun. Evet, hanımlar arası bir dayanışma oldu. Betül Hanım'dan sekti. Evet. Özlem Hanım'a gitti tebrik puanlar. Tebrik ediyorum. Süpersiniz ve Tolga Bey seçiyor sorusunu. Niğde'nin neyse. Niğde'nin neyse 80 puan değerinde. Kategorimiz müzik olacak Tolga Bey. Buyursunlar sorumuz geliyor. Dağları deldim, laubali, yazmamışlar gibi parçalarla bilinen şarkıcıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Aynı zamanda Cem Yılmaz'ın bir filminde oyuncu olarak da filmin baş karakterlerinden biri olarak da karşımıza çıkmıştır. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Bir tane daha. Dağları deldim, laubali, yazmamışlar gibi parçalarla bilinen şarkıcı kim olabilir? Bir tane daha dediğim an Tolga Bey bastı. Özlem Tekin. Özlem Tekin. Doğru mu görelim? Kutlarız Tolga Bey. Evet, bu cevapla Tolga Bey 730 puana ulaştı. Liderlik koltuğunda iki isim var, Özlem Hanım'la beraberler. Harikasınız. Ve şimdi bakalım bu soru etkileyecek mi? Özlem Hanım için geliyor. O zaman yine yüksek bir şey seçelim. Farkı açalım. L. Lüleburgaz'ın L'si 110 puan değerinde. Kategorimiz tarih olacak Özlem Hanım. Buyursunlar. Yeniçerilerin ölümcül etkiye sahip vuruş tekniğidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı?
Bu vuruş tekniği tüm dünyada konuşulan, aslında bizim de çok kullandığımız. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Hani hep bahsederiz tarihte. Osmanlı'da. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Tarih gücü yüksek bir vuruş tekniği. Bir tane daha. Ay. Ve Cem Bey ben bilirim dedi. Osmanlı tokadı. Osmanlı tokadı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler Cem Bey. Evet, biraz uğraştırdı galiba soru. Evet. Fakat sonunda Cem Bey ulaştı efendim doğru cevaba. Ve Cem Bey de liderlik koltuğuna epey yaklaşmıştır diye tahmin ediyoruz bu cevabın ardından. Tabloya baktığımızda hatta Cem Bey lider. 770 puana ulaştı. Kutlarız Cem Bey. Çok teşekkür ederim efendim. Ve sıradaki soru geliyor. Sıra Cem Bey'de. Oğlum seyrederken çok kızacak ama ırmağın ığısı. Irmağın ısı 130 puan değerinde. Kategorimiz spor olacak efendim. Bu soruda alırız. Sonuncusu 2018'de İspanya'da 26 ülkenin katılımıyla yapılan spor organizasyonudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. O spor organizasyonu ne olabilir? Bir tane daha. Son bir dakikaya giriyoruz. 2018'de İspanya'da 26 ülkenin katılımıyla yapılan spor organizasyonunu arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Bir tane daha. İlk kelime için şöyle bir güneye insek. İlk kelime için güneye insek. Cem Bey. Akdeniz oyunları. Akdeniz oyunları. Doğru mu? Görelim. Kutlarız Cem Bey'i. Rakiplerinden biraz daha hızlı gördü, evet, ve aldı puanları. Şimdi Betül Hanım'la yeniden soru seçmeye devam ediyoruz efendim. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde. Kategorimiz futbolmuş Betül Hanım. Futbol. Evet. Güzel. Yine mi? İkinci futbol, evet, sorusu geldi mi? Evet, Betül Hanım'ın... İlgi alanı olmayan kategoriden geliyor. Belki de burada alırız. Buyursunlar. Pek çok ulusal ve uluslararası maç yönetmiş, asıl mesleği hekimlik olan eski hakemdir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Tolga Bey ben bilirim dedi. Ahmet Çakar. Ahmet Çakar. Doğru mu? Görelim. Tebrikler Tolga Bey. Ve efendim hız kesmeden şimdi de Tolga Bey'in sorusunu alıyoruz. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si 90 puan değerinde. Kategorimiz 90'lar diziymiş. Buyursunlar. Bir karikatürden yola çıkılarak çekilen, başrolünde Yonca Evcimik'in oynadığı, 90'lı yıllarda ekrana gelen dizidir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Betül Hanım ben bilirim dedi. Çılgın Bediş. Çılgın Bediş. Az önce Ahmet Çakar cevabında Betül Hanım puanları soruları Tolga Bey'e kaptırmıştı. Bu kez 90 puan kazanacak mıyız? Görelim. Kutlarız Betül Hanım. Hızlı gördünüz.
Ve efendim böylece Betül Hanım da puan tablosuna baktığımızda final şansını sürdürüyor. 280 puanda gelecek seri cevaplar belki de müthiş bir sürprizle Betül Hanım'ı da finale taşıyabilir. Olabilir mi? Siz inanıyor musunuz Betül Hanım? Yani eğleniyoruz burada hani. Çok tamam. Klişe bir cevap oldu ama gerçekten de öyle. Ekran başında izlediğimizde aslında hani tüm yarışmalar için söylüyorum. Hani hep yarışmacılar klişe şeyler söylüyor ve hani neden acaba hep aynı cümleleri kullanıyorlar diye merak ediyordum ama deneyimlemiş olduk. Eğlenme konusunda mı diyorsunuz? Eğleniyoruz. Evet, evet eğleniyoruz. İşte yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz vesaire. Gerçekten önyargılı olmamak lazım. Bir kez daha anlamış oldum. Peki, teşekkür ederiz Betül Hanım. Ve efendim şimdi kiminle seçiyoruz? Özlem Hanım'la sorumuzu seçeceğiz. Bakalım buradan puan gelecek mi? Yumuşak G diyeyim. Yumuşak G 90 puan değerinde. Kategorimiz genel kültür. Buyursunlar sorumuzu alırız. Manisa'da Spil Dağı'nın eteğinde yer alan ve taş kesilmiş bir anne olduğu rivayet edilen kadın başı şeklindeki coğrafi oluşumdur. Süremiz başladı. Gelmedi ve Cem Bey ben bilirim dedi. Ağlayan anne. Ağlayan annedir. O coğrafi oluşumun adı dedi Cem Bey. Doğru mu görelim? Değilmiş. Ama çok yaklaştık. Gerçekten çok yaklaştık. Bakalım kimden gelecek burada doğru cevap. Özlem Hanım. Ağlatan anne. Ağlatan anne. Görelim. Değilmiş. Cem Bey özellikle çok yaklaşmıştı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Cem Bey. Ağlayan tepe. Ağlayan tepe. Doğru mu görelim? Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Manisa'da buyurun Özlem. Ağlayan kaya. Ağlayan kaya. Doğru mu? Görelim. Kutlarız Özlem Hanım. Anneden kayaya. Evet. Cem Bey de epey zemin hazırladı. Evet. Önce ağlayana ulaştı, arkasından denedi ama puanlar eşine gitti. Özlem Hanım'a gitti. Kaç yıllık evliydiniz bu arada? 17. 17. Maşallah. Mutluluklar dilerim bir kez Teşekkürler. Daha. Teşekkürler. Ve efendim sıradaki sorumuza geçiyoruz. Bu kez Cem Bey seçecek. Ankara'nın A'sı. Ankara'nın A'sı 110 puan değerinde. Kategorimiz yemekmiş. Geliyor sorumuz. Ana malzemesi bulgur olan ve genellikle ortası basık küçük toplar halinde servis edilen yemektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Annenin yaptığı yemek evde. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Köftesi. Bir tane daha. İlk kelime Arap veya Mısır köylüsü anlamında kullanılırmış Tolga Bey. Fellah köftesi. Fellah köftesi 90 puan değerindeydi. Doğru mu görelim? Süper. Burada da efendim cevabımıza hızlıca ulaştık. Cem Bey ne oldu? Tolga Bey'in bilmesini istemiyordum da o yüzden. Üzüldüm birazcık. Kimin bilmesini istiyordunuz? Herkes olabilir. Tolga Bey bilmesini lütfen. Evet, puan tablosuna baktığımızda Tolga Bey liderlik koltuğunda 900 puanla. Cem Bey 850, Özlem Hanım 800. Betül Hanım 280. Bakalım final turunda kimlerle yarışacağız? Sıradaki sorumuzu da Betül Hanım seçiyor. Ordu'nun O'su. Ordu'nun O'su 90 puan değerinde. Kategorimize baktığımızda bir edebiyat sorusu gelecek Betül Hanım için. Buyursunlar sorunuz ekranda. Anne baba olmak isteyen bir çiftin boyu büyümeyen bir evlat sahibi olmasını konu eden masaldır. Süremiz başladı. Gelmedi.
dedi ve Özlem Hanım ben bilirim dedi. Parmak çocuk. Parmak çocuk. Betül Hanım da daha sonra hatırladı. Doğruysa 90 puan. Görelim. Tebrikler Özlem Hanım. Puan tablosunda bu cevabın ardından Özlem Hanım 890'ı gördü. Fark sadece 10 puan. Ve efendim şimdi de Tolga Bey seçecek sorusun. Kızım Elif Selim pasta çok sever. Pastanın P'si olsun. Pastanın P'si 90 puan değerinde. Kategorimiz sağlık. Sorumuz şöyle sorulmuş. Tıpta ışınlardan istifade ederek uygulanan bir tedavi yöntemidir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Özlem Hanım ben bilirim dedi. Evet, maalesef radyoterapi. Radyoterapi. Doğru mu görelim? Kutlarız efendim. Az önce 10 puan gerideydi. Liderlik koltuğuna geçen isim yeni liderimiz Özlem Hanım. 980 puan. Sonunda. Ve şimdi de kendi sorusunu seçecek Özlem Hanım. Van'ın V'si. Van'ın V'si 90 puan değerinde. Kategorimiz anlam bilgisiymiş. Alırız efendim sorumuzu. Sıkıntılı bir durumdan kurtulan kimsenin söylediği sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi ve Cem Bey ben bilirim dedi. Dünya varmış. Dünya varmış. Doğru mu? Görelim. Süper. Çok hızlı gördünüz Cem Bey. Kutlarım efendim. Cem Bey de böylece yarışta kaç puana ulaştı? 940. Yani liderlik yarışı her harfle artık her soruyu geçtim değişecek duruma geldi. Çok az puan farkı var. Efendim şimdi de sorusunu seçecek isim Cem Bey. Üzümün üyüsü. Üzümün üyüsü 110 puan değerinde yine bir edebiyat sorusu gelecek Cem Bey için. Nesilden nesile aktarılan, padişahın kızıyla vezirin oğlu arasında geçen aşkı anlatan halk hikayesidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Çok meşhur bir halk hikayesidir. Bir tane daha. Nesilden nesile aktarılan, padişahın kızıyla vezirin oğlu arasında geçen aşkı anlatan halk hikayesi hangisi olabilir? Bir tane daha. Gelen o H harfi çok kritikti. Bence birazdan gelecek. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. İle Zühre de başı bulamıyorum bir türlü. Arkadaşlara da yardım. Çok meşhur bir aşk hikayesi. Evet, hani böyle saydığımızda 1-2-3 derken mutlaka ismi geçer bu aşk hikayesinin. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Ve Tolga Bey butona bastı. Yani tamamen atacağım. Tutmazsa da özür diliyorum. Tahir ile Zühre. Tahir ile Zühre. Doğru mu görelim? Doğru. Tebrikler Tolga Bey. Ve efendim. Tahir'i bulamadım ilk baştan. İle'yi söyleyince. Zühre'ye ulaşmıştınız Tahir'i yani. İlk şeyden beri Tahir'i bir türlü yani kelime devamını getirtmeye çalışıyorum bir türlü oturtamadım. Yani ilk haftada bile. Şiirde de geçer hatta. Evet, Tahir ile Zühre. Tolga Bey daha hızlı gördü rakiplerinden ve böylece Tolga Bey ikincilik koltuğunda. Ve efendim şimdi biz de Betül Hanım'a dönüyoruz.
Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si. 80 puan değerinde kategorimiz anlam bilgisi. Sorumuz şöyledir. Karşı cinse atfedilen özelliklere sahip kadınlar için kullanılan bir sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Bu da dilimize çok yerleşmiş bir tabirdir. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Ve Betül Hanım. Erkek Fatma. Erkek Fatma. Doğru mu? Görelim. Evet, Betül Hanım kendi sorusunda geri dönüp puanları aldı efendim. Güzel gördünüz daha sonra. Şimdi Tolga Bey seçecek sorusunu. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si. 80 puan değerinde kategorimiz genel kültürdür. Sorumuz geliyor. Eski İzmir'in dışında bulunan Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait kalıntılarla tarihi öneme sahip yerdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Şöyle bir İzmir'e gitsek. Neresi olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Eski İzmir'in dışında bulunan Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait kalıntılarla tarihi öneme sahip yer arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Ve Özlem Hanım ben bilirim dedi. Kadife Kale. Kadife Kale. Doğru mu? Görelim. Tebrikler Özlem Hanım. Efendim finale doğru adım adım sorularımızı cevaplamaya devam ediyoruz. Bir kez daha puan tablosuna baktığımızda Özlem Hanım 1020 puana ulaştı. 960 Tolga Bey, 940 Cem Bey, 350 Betül Hanım. Hangi iki yarışmacımız final turunda yerini alacak? Bir soru daha alacağız Özlem Hanım'dan. Zonguldak Z'si. Zonguldak Z'si 80 puan değerinde kategorimiz genel kültürmüş. Buyursunlar efendim. Türkiye ile Bulgaristan arasında bulunan bir gümrük kapısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Şöyle bir Edirne'ye doğru gitsek. Lalapaşa'da. Neresi olabilir? Yeri atıyor ismi şu an. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Türkiye ile Bulgaristan arasında bulunan bir gümrük kapısı arıyoruz. Bir tane daha. Bir tane daha. Haydi gelecek ve Cem Bey. Hamza Belli. Hamza efendim? Belli. Hamza Belli gümrük kapısı dedi Cem Bey. Hamza Beyli mi? Soruyorum. Hamza Beyli. Hamza Beyli dedik. Doğru mu? Görelim. Kutlarız Cem Bey'i. Son andaki manevrayla. Lalapaşa'da olduğunu biliyorum. Ama işte ismini bir türlü oturtamadım. Evet, sonrasında tamamladı Cem Bey. Doğru cevaba ulaştı efendim. Bu arada kalan soru sayımız artık 4. Cem Bey'in şimdi seçeceğimiz sorusundan sonra. O yüzden riskleri ona göre alırsanız, soruları ona göre seçerseniz puan tablonuza göre sonunda avantaj sağlayacaktır. Buyursunlar, Cem Bey seçiyor. Tamam.
Hakkari'nin H'si. Hakkari'nin H'si 100 puan değerinde. Kategorimize baktığımızda efendim bir deyim sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Cem Bey ile birlikte. Bir kimsenin sağlıklı veya iyi durumda olduğu anlatılırken kullanılan deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Tolga Bey ben bilirim dedi. Maşallahı var. Maşallahı var. Doğru mu görelim? Kutlarız Tolga Bey. Sizin de maşallahınız var. Bu cevaptan sonra final konusunda avantaj yakaladı. 1060 puana yükseldi Tolga Bey de. Şimdi artık son 4 soru. Betül Hanım'dan başlayarak son soruları seçeceğiz ve efendim finalde iki yarışmacımız kalacak. Bakalım kimler olacak? Betül Hanım buyurun. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 80 puan değerinde. Kategorimiz sinema. Sorumuz geliyor. Kezban, Vesikalı Yarim, Şoför Nebahat gibi pek çok filmde rol almış Yeşilçam'ın ünlü aktörüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Kim olabilir o aktör? Buyurun Özlem Hanım. İzzet Günay. İzzet Günay. Doğru mu görelim? Tebrikler Özlem Hanım. Final öncesi kaldı elimizde son 3 soru. Ve şimdi de Tolga Bey sorusunu seçiyor. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi. Bir ustalara saygı sorusudur efendim. Buyursunlar. Geleneksel Türk tiyatrosunun sayılı isimlerinden olan İsmail Dümbüllü'den kavuğu devralan oyuncudur. Süremiz başladı. Aslında bildiğim bir isim. Çok iyi değil. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen Cem Bey. Buyurun. Münir Özkul. Münir Özkul. Doğru mu? Görelim. Kutlarız Cem Bey. Evet, hem Türk tiyatrosunun hem de Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Münir Özkul'u da bir kez daha saygıyla ve rahmetle anmış olalım. Böylece puan tablosuna baktığımızda 1080 Özlem Hanım liderlik koltuğunda, 1060 iki yarışmacımız ikincilik koltuğunu şu an paylaşıyorlar. Eğer bu eşitlik bozulmazsa yarışma uzatmaya gidebilir. Cidden gidebilir. Çünkü puanlar çok, yani son sorularda etkilenmezse, mesela şu an bütün soruları Betül Hanım cevaplasa geri kalan soruları yarışma uzayacak. Kaldı elimizde son iki soru. Şimdi de Özlem Hanım seçiyor efendim. Buyursunlar. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si 90 puan değerinde. Kategorimiz coğrafya. Buyursunlar, sorumuz geliyor. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye verilen addır. Süremiz başladı. Biliyorum. Çok üzgünüm. Mezopotamya. Mezopotamya. Doğru mu görelim? Tebrikler Özlem Hanım. Ve efendim puan tablosuna son soru öncesi bir kez daha bakacağız. Çünkü artık bu soru her şeyi belirleyecek. 1170 puanla Özlem Hanım finalde diyebiliriz. Peki rakibi kim olacak? 1060 puanlı Tolga Bey mi? 1060 puanlı Cem Bey mi? İşte son soru Cem Bey'in sorusu. 10 saniyeyi iyi kullanıp cevap verirseniz evet, finaldesiniz Cem Bey. Buyursunlar efendim, geliyor.
son harfimiz Urfa'nın U'su. Urfa'nın U'suydu. Kategorimiz diziymiş Cem Bey. Alırız sorumuzu. 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde oynadığı dizidir. Süremiz başladı. Kuzey Güney. Kuzey Güney. Doğruysa Cem Bey finalde 80 puan kazandı mı? Görelim. Kutlarız efendim. Ben bilirim de yarışmacılarımızla 56 soruyu geride bıraktık ve tabloya baktığımızda 1170 puanla Özlem Hanım ve 1140 puanla Cem Bey final turunda yarışacak birazdan. Kutluyoruz. Evet. Güzel, güzel. Stüdyomuzda görmek istediğimiz hareketler. Ve puan tablosuna bakmaya devam ediyoruz. 1060 puanla son soruya kadar şansı devam etti. Tolga Bey bu akşamın üçüncüsü oldu ve Betül Hanım da 350 puanla ben bilirimi tamamladı efendim. Kutlarız onları da. Evet, birazdan finalistlerimizle final turunda konuşacağız. Ama ne dersiniz Betül Hanım, nasıl geçti ben bilirim? Bence çok eğlenceli geçti. Tebrik ediyorum herkesi. Teşekkürler. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Teşekkürler sonuncu olduğum için. Ama bir sıralama olacaktı. Tabii mecburen. Evet. Yani evet. O yüzden... Zaten sonuncu olacağımı bilerek gelmiştim gerçekten. Rakipler hızlıydı. Rakipler sen dişliydi. Gönüllerin birincisin. Teşekkür ederim. Şu ağırlamaktan çok memnun olduk. Tanımaktan çok memnun olduk. Biz de çok memnun olduk gerçekten. İlk defa böyle bir yarışmaya katılıyorum. Benim için deneyim oldu. Teşekkür ederiz Betül Hanım. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Tolga Bey, sizin için nasıl geçti? Yani gerçekten beklediğimden daha iyi bir performans gösterdim. Son ana kadar da zaten böyle kafa kafaya gitmiş olması gerçekten çok keyifliydi. Eminim izleyenler de çok keyif alacaktır. Ben Cem'i de Özlem'i de tebrik ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Ben de sizi tebrik ediyorum. Aslında dediğiniz gibi bir soru orada bütün yarışmanın dengesini belirledi. Son soruya kadar güzel bir rekabet izlettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Tolga Bey, ağırlamaktan memnun olduk efendim. Sevgili seyirciler, artık ben bilirim de final vakti. Çiftimiz finale yükseldi. Cem Bey mi yoksa Özlem Hanım mı bugünün birincisi olup ödül bölümünde yarışmaya hak kazanacak? Sevgili seyirciler, kalan 10 sorumuzu da birlikte cevaplayalım. Hadi birlikte finale geçelim. Ordu'nun O'su, İzmir'in iyisi. P. Kategorimiz futbol. Hiç bilmiyorum, inanın bana. Pele'yi biliyorum, Pele olur mu? Süremiz dolmak üzere, gelmedi ve Cem Bey ben bilirim dedi. Gösterdi. Fahriye. Kutlarımızdan bir tanesini daha açalım. Ve Cem Bey ben bilirim dedi. Prestij. Buyurun Özlem Hanım. Hicran. Efendim ben bilirim de final zamanı, son 10 soru ve gün birincisi belli olacak. Çiftimiz finale yükseldi. Özlem Hanım 1 numarada, Cem Bey 2 numarada. Puan tablosuna baktığımızda sadece 30 puanlık bir farkla Özlem Hanım birinci olarak yükseldi. Ama burada 10 soru, her soru 200 puan. O yüzden çok değişebilir. Cem Bey, final öncesi ne dersiniz? Başarılar diliyorum. Süper. Özlem Hanım siz? Başarılar dilemiyorum. Teşekkürler Özlem Hanım. Evdeki rekabet buraya taşındığı için ayrıca mutlu olduk efendim. Güzel. Bakalım nasıl sonuçlanacak efendim final turumuz. Kategorilerimiz ekrana gelecek ve ilk kategorimizi Cem Bey seçecek. Buyursunlar. Bugün edebiyat, sinema, spor, genel kültür ve tarih kategorilerimiz var. Cem Bey, hangisiyle başlayalım? Spor, Kastamonu. Spor, Kastamonu'nun K'si. Sorumuz geliyor. Voleybolda topun veya sporcunun oyun alanı sınırına temasını belirleyen görevlidir. Süremiz işliyor. İki butonda aktif. Çizgi hakemi. Cem Bey efendim. Özür dilerim. Çizgi hakemi. Çizgi hakemi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız efendim. Böylece Cem Bey
Finaldeki ilk sorunun ardından liderlik koltuğuna geçti. Bakalım Özlem Hanım'ın cevabı nasıl olacak? Kategoriyi Özlem Hanım'la seçiyoruz. Sinema. Sinema. Hangi harfi görelim cevapta? Yozgat. Yozgat'ın Y'si. Sorumuz geliyor efendim. 1984 yapımı Ayşen filminde İbrahim Tatlıses'in başrolü paylaştığı oyuncudur. Süremiz işliyor. Hülya Avşar. Buton. Ay. Cem Bey. Ay. Hülya Avşar. Hülya Avşar. Teşekkür ederim. Mı acaba tabii bilmiyoruz. Hülya Avşar doğru mu? Görelim. Kutlarız Cem Bey'i. Ama yani Özlem Hanım da gerçekten artık o heyecan mı diyelim? Ne butona diyelim? Basmayı unuttum. Butona basmayı unuttuk. Eşi Cem Bey de fırsatı çok iyi değerlendirdi. 1540-1170 inşallah birazdan telafi ederiz Özlem Hanım. Buyursunlar efendim. Şimdi de Cem Bey seçiyor kategorimizi. Özlem'in arası daha iyi olduğu için edebiyat seçeceğim. Biraz önceki soruya özür. Heyecandan. Peki hangi harfi görelim cevapta? Zonguldak'ı görelim. Zonguldak'ın Z'si. Buyursunlar efendim, sorumuz geliyor. Eski dilde edebi eserlerde kullanılan dibace kelimesinin anlamıdır. Süremiz işliyor. Edebi eserlerde kullanılan dibace kelimesinin anlamı. Bu soruda sadece bir kutumuzu açtırma şansımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Ve Özlem Hanım ben bilirim dedi. Ön söz. Ön söz. Doğru mu? Görelim. Tebrikler Özlem Hanım. Puan tablosuna bir kez daha baktığımızda efendim bu cevabın ardından 1540-1370 oldu. Daha çok sorumuz var. Gün birincisi kim olacak? Şimdi de Özlem Hanım seçiyor kategoriyi. O zaman ben de spor seçmeyeyim. Tarih seçeyim. Tarih. Manisa. Tarih. Manisa dedik. Sorumuz geliyor. Tarihte ilk düzenli Türk ordusunu kuran hükümdardır. Süremiz işliyor. Özlem Hanım. Metehan. Metehan. Doğru mu görelim? Kutlarız Özlem Hanım'ı. Puan tablosuna yeniden baktığımızda finale geldiğimiz gibiyiz şu an. 30 puanlık avantaj Özlem Hanım'da. 1570-1540. Şimdi de alıyoruz sıradaki sorumuzu. Cem Bey ile seçeceğiz. Genel kültür. Genel kültür. T. Trabzon'un T'si dedik. Sorumuzu isteriz. Patlamış mısırın beyaz olmasını sağlayan maddedir. Süremiz işliyor. Bu soruda Cem Bey. Nişasta. Nişasta. Eğer doğruysa Cem Bey yeniden liderlik koltuğuna geçecek. Doğru mu görelim? Kutlarız Cem Bey. 1740-1570. Neredeyse her soruda lider değişiyor. Yarış nasıl sonuçlanacak? Şimdi de Özlem Hanım kategorisini seçiyor efendim. Sinema. Sinema. Lüleburgaz'ın L'si kalan tek sorumuzdu. Alıyoruz. Bir dönemin çocuk yıldızı Sezerci'nin rol aldığı, sevimli sıpa fıstığın açık artırmayla satıldığı filmdir. Süremiz işliyor. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Ve Cem Bey ben bilirim dedi. Gelmedi. Benim olacak fıstık. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı repliği. Kalmıştır hafızalarda. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Ve Cem Bey. Öksüzler.
Öksüzler. Doğru mu görelim? Kutlarız efendim. Puan tablosuna bakalım. Bir de kaç sorumuz kalmış ona bakacağız. 1940-1570 şeklinde tablomuz. Kalan soru sayımız 4 ve halen iki yarışmacımızın da gün birincisi olma ihtimali devam ediyor. Söz şimdi de Cem Bey'de. Genel kültür. Genel kültür. Van'ın V'si kalmıştı. Buyursunlar. Akarsuların taşıyıp yığdıkları kum ve çakılla oluşan yığındır. Süremiz işliyor. Bu soruda iki kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tanesini daha. Son 10 saniye ve Özlem Hanım ben bilirim dedi. Alüvyon. Alüvyon. Doğru mu görelim? Kutlarız. Ve efendim son 3 soruya girerken avantaj Cem Bey'de. Şimdi de soruyu seçecek isim Özlem Hanım. Butona basmayı unutmasaydım evet. Avantaj bendeydi. Edebiyat diyorum. Edebiyat İstanbul'un iyisi. Alıyoruz efendim. Hakkındaki birçok bilgi menkıbelerden edinilen, özgün şiir dili olan Sivaslı 16. yüzyıl ozanıdır. Süremiz işliyor. Cem Bey. Pir Sultan Abdal. Pir Sultan Abdal. Doğru mu görelim? Kutlarız Cem Bey'i. Evet, Pir Sultan Abdal güzel puan kazandırdı Cem Bey'e de. Ve puan tablosuna dönüp baktığımızda 2140-1770 şeklinde. Buyursunlar efendim, sıradaki kategorimizi Cem Bey seçecek. İki tarih. Sorumuz var. Tarihe gidelim dedi Cem Bey. Alıyoruz sorumuzu. 1918 yılında imzalanan ve Osmanlı Devleti için ağır şartların yer aldığı antlaşmadır. Süremiz işliyor. Mondros. Mondros. Devamı? Mütarekesi. Mondros Mütarekesi. Doğru mu görelim? Kutlarız efendim. Özlem Hanım buradan 200 puanı hanesine yazdırdı. 2140. Allah. 1970. Ve kalan son şey spor. Son soru birinciyi belirleyecek. Özlem Hanım buradan puan alırsa yarışı birinci tamamlayacak. Diğer şartlarda Cem Bey günümüzün birincisidir. 66 sorunun 65'i geride kaldı. Birinci halen belli değil. Birinciyi belirleyecek olan o soru geliyor efendim. Önce kategorisini görüyoruz. Özlem Hanım'a spor kalmıştı. Maalesef. Evet, iki yarışmacımızın da elleri butonda. Ödül bölümünde kim yarışacak? Sorumuz geliyor. Danimarka doğumlu, 2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nda A milli takım kadrosunda yer almış futbolcumuzdur. Süremiz işliyor. Buyurun Cem Bey. Emre Mor. Emre Mor. Son soruya kadar geldi. Final rekabeti. Doğruysa Cem Bey gün birincisi. Doğru mu görelim? Kutlarız Cem Bey. Ve efendim puan tablosuna bakma vakti. 2340 puanla ödül bölümümüze yükselen isim Cem Bey oldu. Son ana kadar şansı devam ediyordu Özlem Hanım'ın. O da 1970 ile tamamladı. İki yarışmacımızı da kutluyoruz. Özlem Hanım geçmiş olsun. Sağ olun. Ne yapalım? Evet, aslında çok iyi geldiniz. Evet. Belki kategori spor olmasaydı. Yani evet, kategori spor olmasaydı, bir de şuna basmayı unutmasaydım ben onu yenmiştim çoktan. Evet. Kısmet, ne yapalım. Ama çiftimiz gerçekten belli ki evde de televizyon izlerken, yarışma izlerken
hemen hemen denk bir rekabet varmış. Burada da onu yansıttınız yani. Yok, o benden iyidir ama. Yarışmanın başında söylemiştim ben. Fena değildir diye. Gerçekten iyi yani, iyi. Ben onu stratejik bir pas olarak algıladım. Yok, gerçekten iyi. Öyle iyi, gerçekten iyidir. Çok teşekkür ederim. Ağırlamaktan çok memnun olduk Özlem Hanım. Eşinizi hafta finalinde artık ödül bölümümüzde desteklersiniz. Cem Bey, sizin için nasıl geçti? Çok güzeldi her şey. Çok eğlendim, çok keyif aldım. Sizlerle, arkadaşlarla bir aradaydım. Her şey güzeldi. Çok sağ olun. Hele kazanınca daha da güzel oldu. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim de bugün de sona geldik efendim. Siz de bu arada bizimle birlikte yarışmak isterseniz, Ben Bilirim diyorsanız www.tv360.com.tr adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz efendim. Biz yine 4 yarışmacımızla bu stüdyodan evlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.